Sen de mesela çok heyecanlı, çok aşk kadınıydın hep benim için. Çok böyle dipdiri. Ya. Evet. Ya aşk hala, hala öyle. Yani ha. aşk benim hayatımda hala çok önemli. Ne güzel. Ya eskiden de önemliydi evet, ama çok şimdi önemliydi. bütüne yaydım o aşkı. Nasıl? Yani bebeğim şöyle eskiden daha kadın erkek ilişkisi üzerinden evet. yol alırken evet. hayat sana öyle şeyler Yaşatıyor ki öyle limanlara gidiyorsun, öyle yükler alıyorsun ya da öyle yükler boşaltıyorsun ki, diyorsun ki ya bir dakika bu aşk başka yerlerde de var, bu okyanusta da var, gökyüzünde de var, hayvanlarda da var, mesleğinde de var. Dolayısıyla bütüne yayıyorsun kendi enerjini. Tamam. Aşk enerjini öyle söyleyeyim. Ama tabii ki dünyevi aşk e, her zaman bambaşka insanı bir frekansta ilerletiyor. Her şeye daha güzel bakıyorsun, daha olumlu bakıyorsun, mutlusun çünkü. Hı hı. Yani serotonin, endorfin, mutluluk hormonları zaten peşi sıra seni ziyaret ediyor, hepsi peşine takılıyor. şey gibi düşün. Hani yeni evliler böyle arabaların arkasına bir şeyler bağlarlar ya, ses çıkarsın. Ses çıkarsın. Onlar. Evet, onlar da endorfin geliyor, serotonin geliyor, o geliyor, bu geliyor, bütün güzel hormonlar, bütün güzel düşünceler, bütün güzel filmler, şiirler, şarkılar. Hop. Böyle bir şey oluyorsun. Ne zaman oldu bu dönüşüm? Benim mi? Ya da fark ediş. Benim. E, ya küçüklüğümde de çok kendini keşfetmeye çalışan bir çocuktum aslında. Yani kimse yoga yapmazken ben yoga'ya başlamıştım 25 sene önce. Ya da işte tai chi. Yani e, hep böyle bir aradım. Felsefeleri Hı -hı. aradım. Kendimi aradım aslında. Hı -hı. Sonraki süreçte bir tasavvufla buluşma sürecim oldu. Benim mesleki e, ilerlememle çok paralel gitti hı hı. aslında o. Program sunmaya Yapıyordum. başladım ben evet. Hayat Nur Hoca ile. Tabii tabii biliyorum. E, orada aslında hı. daha çok o yola şey yaptım bir giriş yaptım. Bir rehberlik yaptı tabii ki Hayat Nur Hoca çok kıymetli bir insan. Hı. Derya gibi yani zaten bir umman yani orası inanç. İlle dini inançtan bahsetmiyorum. Kendini keşfetmek tabii ki iman noktası çok önemli ben deniz için ama e, daha öz benliğini keşfediyorsun yani sen çok iyi bilirsin evet, psikolojiden evet, dolayı yani benini keş özünü keşfetmek yani biz dünya hayatı öylesine dağınık ki e, ve öylesine seni başka ilizyonlar içine sokuyor ki biz kendi yolumuzda kendimize yürüyeceğimize o kitabın arkasında da görürsün zaten evet, şimdi... özellikle onu yaptırdım Evet dışa doğru yöneliyoruz. Evet. Her şeyi dışta arıyoruz. Bütün çözümleri, cevapları. Ama bütün çözümler, cevaplar bence insanın Hiçimiz kendi değil. içinde yani. Orada. Şimdi tabii kitabın arkasında bu dünyanın yarım kalmışlarıyız. Evet. Kimi aşkıyla, kimi hayalleriyle, kimi umutlarıyla. Aslında hepimiz diğer yarısını arayan gönül yolcularıyız. Dünya uçurumun en ucunda diyorsun. Ve aslında iki kelebek yüzüğün, kırmızı rujun ben bu detayları <laughs> da sana soracağım elbette. E, ve aslında kendi içindeki o derinliğe doğru yürüyen senin tasviri var. Kim çizdi bunu? Mustafa Soydan. Çok Güzel. çok başarılıdır. Neden kırmızı ruj? Onun özellikle bir simgesi yok. Çok hmm. net söyleyeyim. O tamamıyla Mustafa'nın görsel zevki ve estetiğiyle ilgili bir şey. Neden Oradaki iki kelebek? Tamamıyla denk geldi biliyor musun? Ha. Tamamıyla bu bir e, biz çekim yapmıştık e, Murat'la taktım ki sonra bakıyorum hangileri acaba kapak o kelebek ipek koz'a ko yani o tamamıyla bir simge oldu her şey denk geldi öyle söyleyeyim ha. sana tamamıyla öyle bir e, özel bir şey yok kırmızı ruj olmasın oradaki önemli olan kalbine yolculuk yapma o kapılar açılıyor çünkü. O yani zaman dıştan içe doğru. de inanıyorsun insan izin ki. verdiği. Ya da tesadüfleri görmeye meyilin var. Çünkü evet, bazıları evet. tesadüfleri göremiyor ya. Evet daha doğrusu karşına çıkan fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. Evet. Yani ona işte fel de diyorlar. Hani görmek okuyabilmek işte mesela senin gördüğün gibi o kelebeği mesela. Hı hı. Aa ne güzel denk gelmiş dersin. Tam evet. oturmuş yani. İnanıyorum tabii ki. Yani hiç, Hayatta hiçbir şey tesadüf değil ki. Ya bizim bunca yıl sonra tekrar bir araya gelmeniz. Ben mesela seni keyifle takip ediyorum. Çok da gerçekten çok seviyorum. Ee, yani böyle ne bileyim mutlu olmanı çok mutlulukla karşılıyorum. Mesela son dönemde o kadar güzel ki enerji. Ay diyorum yaşasın ya. Ne güzel. Bir de bu format da çok güzel. Evet. Bayılıyorum Benim yani. Benim hayatımın değişmesine sebep olan... Ya. En önemli şeylerden biri ya. oldu bambaşka sohbetler. Ya. Kişisel anlamda da beni çok geliştiren, değiştiren ve dönüştüren bir program oldu. Her gelen konuğun bıraktığı iz böyle nakış gibi gönlümde yer etti. Programın içinde ben büyüyorum, iyi geliyor. Ne güzel ya. Bence ünlü insanların bu cümleleri böyle kamuyla paylaşması bana çok değerli geliyor. Çünkü ben de program sunuyorum evet, biliyorsun biliyorum. ki bana göre en önemli şey samimiyet Ceyda'ya. Evet. Ya. Yani olduğun gibi olacaksın. Samimiyet, samimiyet geçiyor insanlara. Bence de. Ve senin farklı kılan da o. Ben bir bakıyorum böyle seyrediyorum kendimi. Bak mesela şu anda da öyle. Hani daha gitmişim hani şöyle de konuşabilirim ben. Evet, evet Ceyda'cığım öyle yapıyorum genelde. Böyle de yapıyor. Bak nasıl bir ses bambaşka bir yerden daha böyle duruşumu düzelterek. Hiç umurum değil. Abi. Ama doğrusu o <laughs> Hiç galiba. değil.